Evet, şimdi Go ile yeni bir uygulama yapacağız. Bu uygulama biraz uzun sürecek. Ama sizin web uygulaması geliştirme tarafında yeteneklerinizi geliştireceğine eminim. Yani bir adım atlama durumu söz konusu olacak. Şimdi bunda ne yapacağız? Çok basit bir şekilde söylemek gerekirse, herhangi bir veri tabanı olmadan, yani çok karmaşık farklı işlemlere girmeden bir login işlemi ve kayıt işlemi nasıl yapılır? API üzerinden kullanıcı girişi ve kullanıcı kayıt işlemi nasıl yapılır? Ona bakacağız. Bunun temel mantığını anlamaya çalışacağız. Bunu aynı zamanda makale olarak da inceleyebilmeniz için makale olarak da yayınladım. Bunu şuradan alabilirsiniz, web sitem üzerinden. Onu şöyle göstereyim ben size. Şuradan İngilizce ama kaynak kodları anlayacaksınızdır. Ben de zaten şu an Türkçe anlatıyorum bu kaynak kodları. Tekrar en azından kodlara erişmek için ya da görsel olarak incelemek için burayı inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bunun testi için, bu yapacağım uygulamanın testi için şu ikinci kısımda açık olan Postman aracını kullanacağım. getpostman.com üzerinden download'dan erişebilirsiniz. Bu, şöyle söyleyeyim, bir API test aracı ve bir API geliştiricisinin olmazsa olmaz araçlarından bir tanesi API test araçlarıdır. Bu Postman de API test araçlarından en iyilerinden bir tanesidir diyebilirim bana göre. Ben bunu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Şöyle bir ekranı var. Zaten uygulamanın sonunda, sonraki videoda onu kullanacağız. Nasıl kullanacağını da göstereceğim genel olarak, ama indirebilirsiniz buradan. 70 küsür megabaytlık bir şey sanırım. Oradan indirip kurup hazır edebilirsiniz. Bu Chrome eklentisi olarak çalışıyordu daha önce. Sonradan bunu şeye çevirdiler, uygulamaya çevirdiler. Direkt bilgisayara kurulum şeklinde kullanılabiliyor. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamada temel bir yapı kuracağım. Öncelikle şuraya geldim. Bir klasör açtım. Bu klasörün adı Helpers olacak. Sonra bu Helpers içerisinde ne yapacağım? Aslında basit bazı işlemler yapacağım. Bu işlemler benim uygulamam içerisinde kullanacağım ufak tefek düzenleme işlemleri olacak. Ufak tefek yardımcı araçlar olacak diyeyim. Helpers, mesela bunun adı stringhelpers.go olabilir. Buraya package diyorum ve bu package'in adı helpers olacak. İçerisine bir şeyler yazacağım ama şu an genel yapıyı oluşturuyorum. Genel yapıda da burada main'e geldim ve main içerisinde bir import işlemi yapıyorum. Bu importta da FMT ve NetHttp tanımlamasını yapıyorum. Sonrasında diğer işlemlere geçeceğim. Ama geçmeden önce tekrar şöyle bir helpers'e geleyim. Burada bir function oluşturacağım. Bunu yaptıktan sonra işime geri dönebilirim main fonksiyonuna. Bu şunu yapacak. Kendisine gelen datayı, string tipindeki datayı boş mu dolu mu diye bakarak kontrol edecek ve geriye true ya da false değer dönecek. If len dışarıdan gelen data sıfıra, onun datanın uzunluğu, içerisindeki metnin uzunluğu sıfıra eşitse bu metin boş demektir. O zaman return true. Yani is empty mi? Evet, empty demek oluyor bu. Değilse return false. Yani bu boş değil demek. Bu kadar. Şimdi bunu, şu helpers package'ını main'e ekleyeceğim burada. Bunu şu şekilde ekleyeceğim. Helper diyorum. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Nerede bu peki? Helpers klasörünün içerisinde. Normalde tekrar hatırlatmak gerekirse, ara ara hatırlatıyorum bunları. Normalde şöyle bir repository sağlayıcısından bunları kullanmak gerekiyor. Mesela GitHub, örnek olarak yazıyorum. User
ne olsun? Mesela diyelim böyle bir şey yok ama Helpers diye bir repozitörüm olduğunu düşünelim. Böyle bir yapı kullanarak biz gerçek projelerimizi yönetmemiz gerekiyor. Şu şekilde, noktalı bir şekilde benim buradaki dizine statik bir şekilde erişmem doğru değil. Arka planda işte bu dosyaların, bu projelerin farklı platformlara aktarılması, dosya yapısının değişmesi gibi durumlarda bu uygulamalar hata verecektir. Şu şekilde kullandığı zaman hata olmaz. Mesela ben bunu böyle yapıyorum ama bu projeyi yayınlayacak olsam böyle yayınlamam. Şu şekilde parçalar halinde linklendirerek yayınlarım. Bu şekilde daha doğru. Ama şu an uygulamamıza devam ediyoruz. Geldim. Şimdi main içerisine geldim. Bu arada helpers'ın kullanımını şöyle diyebiliriz. String helpers'ı böyle yapabilirsiniz ama mesela bir de diyelim ki dosya işlemleriyle ilgili ek ihtiyacınız var. O zaman da file helpers yaparsınız. Bunu da bir helpers package altına atarsınız. Şurada da function'ları yazarsınız. Bu da dosya işlemleriyle ilgili mesela dosyanın ne olabilir? Dosyanın adını getirme, dosyanın extension'ını getirme. Sen dosyanın adını verirsin, o sana extension'ını getirir ya da dosyanın boyutunu alma. Ufak tefek şeyler ama yardımcı araçlar diyebiliriz. Ya da dosya oluşturma, işini kolaylaştıran bir kod yazarsın. Tekrar tekrar aynı kodları yazmak zorunda kalmazsın gibi. Şimdi geldim, burada temel yapı oluşturuyorum. MUX oluşturuyorum bir tane. Sonra HTTP üzerinden new serve max diyorum. Max, MUX karıştırıyorum böyle ikisinden biri. Ondan sonra geldim ve diyorum ki ne yapacağım ben burada? MUX.handleFunc. Şurada genel bir yapı kuruyorum. İki tane kullanacağım bundan. O yüzden kopyala yapıştır yapacağım şunu yazdıktan sonra. HTTP response writer ikinci parametrem neydi? Standart, hiç değişmez. HTTP request ve şurası. Kaydettim bunu. Kaydetmedim çünkü yukarıdakileri kullanmadım. Şu anlık kaydetmiyorum. Yoksa yukarıdakiler silinecek. Bu yapı tamam. Şimdi şunu kopyaladım. Şuraya hatta sign up diyeyim. Buraya da login diyeyim. Şu login olacak. Bu da sign up olacak. Evet. Burası temel olarak hazır. Son olarak ne yapacağım? Tabii bunu çalıştırmam lazım. Ayağa kaldırma kısmı. Listen and serve. Hangi port? Her zamanki 8080. Dışarıdan bir şey vermem lazım mı? Evet. MUX. Bunu vermem gerekiyor. Sorun ne? Sorun. Neyse şu an sıkıntı yok gibi. Literal. Evet şu an düzgün. Herhangi bir sıkıntı yok. Sorun olursa bakarız. Şimdi ben burada işlemleri yapmaya başlayacağım. Burada ne yapmamız lazım? Öncelikle şunu yapacağım. Buradan ben client'ın gönderdiği, client'ın API üzerinden gönderdiği veriye erişmem gerekiyor. O veriden kastımız API üzerinden gelen kullanıcının gönderdiği işte JSON data ya da form datası gibi veriler oluyor. Bunlara nasıl erişirim? Bir kere bu request üzerinden geliyor. Şuradaki nesne. Ona ben R üzerinden erişebilirim burada. Onun içerisinde ne istiyorum? Tabii bunu önce bir parse etmem gerekiyor. Bu işlemi. O formdan gelen datayı parse ettikten sonra ne yapacağım burada? Şöyle bakıyorum. Mesela R nokta form ile ilgili bir şey. Form file, form value,
form nesnesi var. Ondan sonra bakın burada URL nokta values diyor. Bana böyle bir çoğul değer verecekmiş. Ne olduğuna bakacağım şimdi. Hemen bunu alıyorum. Bu çoğul olduğuna göre ne yapmak gerekiyor? Bu bir dizi demektir. Birden fazla değer varsa o zaman key value üzerinden muhtemelen. Çünkü request üzerinde header vesaire gibi bilgiler key value pair mantığına göre tutuluyordu. Bunu zaten genel request ve HTTP konularını anlatırken konuştuk. Şimdi onu elde ettiğime göre ben şurada geldim. Key ve value olarak bunu nasıl alırım? Bu şekilde tutabilirim. FMT'yi kullanıp printf diyerek bunu bir test edebilirim burada. Eşittir diyorum. Sonra key value kısmında bunu kullanırsak şunu bir kapatayım. Şu an kullanmıyorum çünkü onu. Şu an sorun var mı? Sorun yok gibi görünüyor. Bir yerde bir sorun var. Response writer. Şu an bakıyorum. Bu handle değil, handle func olacak. Ben buraya function veriyorum. Handle ile bunu kullanamam ki. Evet. Şimdi tamam. Şimdi bunu çalıştıracağım. Şöyle çalıştırdıktan sonra da API tarafında bunu test etmem gerekiyor. En basit haliyle kullanacağım çünkü bunu. Bu şekilde. Ne yapıyoruz? Hemen çalıştırdık. İzinleri de verdik. Bakalım nasıl olacak. Uygulama çalıştı. Şimdi portumuz 8080 üzerinden çalışacak ve sign up alanı. Bunları unutmayın. Geldim. Açtım bunu. Hemen şuradan postu seçiyorum çünkü bu formu post edeceğim. Get edemem. Get URL üzerinden QR string ile çalışıyordu. Post ise formu komple formun içerisindeki bütün verileri komple sunucu tarafına göndermek anlamına geliyor. Web'in temel mantığını da şöyle özetleyeyim. Web programlamanın bu bütün teknolojilerde geçerli. Siz bir uygulama geliştirdiğinizde işte diyelim ya da bir web sitesine girdiğinizde orada herhangi bir post yapan, sunucuya post işlemi gerçekleştiren bir nesneye tıkladığınızda oradaki sayfa komple toplanır. HTML vesaire içerisindeki verilerle birlikte, kullanıcının girdiği bilgilerle birlikte bu sunucuya gönderilir. Sunucu tarafındaki yazılımda o veri içerisindeki, yani gelen request içerisindeki datayı parse eder ve içerisinde elde etmesi gereken verileri alır, kullanır. Tabii bu yazılım kurallarıyla alakalı bir şey. Hani yazılımı geliştiren kişi o verileri alma işlemini gerçekleştiriyor. Ama teknik olarak böyle bir yol var. Zaten jQuery ve Angular vesaire gibi teknolojilerin, hatta React, bunların çıkma nedeni de bu formun komple sunucuya post edilmemesini sağlamak. Onun yerine çok lokal, parça parça gerektiği yerleri sunucuya göndererek o aradaki trafiği azaltma üzerine kurulu. Ama şu an konumuz bu değil. Sadece post mantığını tekrar özetlemek için söylüyorum. Post yaptım. http.local şöyle localhost şöyle bir sign up alanım var. Şimdi benim bunu kullanırken şuradaki body alanını kullanmam lazım. Burada none değil, xwwwformurlencoded seçiyorum. Neydi benim buradaki bilgilerim ya da ne gönderebilirim? Mesela username şöyle olsun benim. Devamında email adresim key, yeni bir key, bu şifre olsun,
ve password. Bunları uzun yazacağım. Benim çok gizli şifremi yazıyorum. pwd.com ya da password confirm. Password confirm olsun. Bu da aynı şekilde aynı şifreyi yazdım. Yukarıdakiyle. Buraya geldim. Burası tamam, şurası tamam. Şöyle çalıştırıyorum. Burada bir şey yok. Geldim. Bakın sonucu tarafında ben buradaki veriyi fmtprintf ile terminale yazdırdım. Bakın şurada. Sonucu tarafından istek geldi. O isteğin sonucunda da burada, yani istemciden gelen, gönderilen request sonucu tarafına ulaştı. Sonucu tarafında parse edildi bu request. İçerisindeki forma erişildi. Ve o formda da elde edildikten sonra key ve value şeklinde ekrana yazıldı. Ekrandan kastım bu sunucu tarafındaki terminal. Tabi burada bu işlem nasıl olacak? İşte veri tabanına gidecek. Orada kayıt işlemi yapılacak. Şurada o veri elde edildikten sonra vesaire. Bunlar diğer süreçler. Ya da işte kontroller yapılacak. Bu şifre vesaire ya da kullanıcı adlı e-mail ile ilgili. Bunlar farklı süreçler. Şimdi benim buradaki temel işlemim tamam. Hani temel yapıyı kurdum, test ettim. Bunda sıkıntı yok. Şimdi devam edebiliriz. Temel testimiz hazır olduğuna göre yolumuza devam edelim burada. Şuradaki yapı kalıyor aynı şekilde. Kullanacağım bu yapıyı. Bu arada şunu sadece confirm yapayım mesela. Confirm password daha kısa. Ne olduğu belli zaten. Sonra devam ediyorum. Şimdi ben burada bu bilgiyi alabildiğime göre, hatta şurayı da ben şuraya alayım. Geldim. Parse form diyorum. Buradaki nesneleri dışarıdan gelen, o işte ekrana yazdırdığım API üzerinden gelen username, email gibi bilgileri ben içeride tutup kullanacağım. Ne yapacağım? Bunun için bir nesneler oluşturmam gerekiyor. Mesela uname, email, pwd, pwd confirm şeklinde. Bunların değerleri şöyle olacak. Başlangıç değerleri boş bunların. Herhangi bir şeyleri yok. Şimdi bunları kullanacağım. Burada şöyle küçük bir kayıt edeyim. Nasıl kullanacağım? Öncelikle dışarıdan gelen veriyi almam lazım. UName diyorum. R form value diyorum burada. O API tarafından gelen username isimli adındaki şu key burası. Bunun değerini, buradaki value kısmını elde edeceğim. Onu da form value üzerinden alıyorum. Yani bize gelen, sunucu tarafına gelen form içerisindeki value'lardan bunu elde ediyorum. Hangisini? Şu key'e sahip olan değerin value'sunu getir. Nereye atacak? Uname'e. Sonrasında şuradan devam ediyoruz. E-mail aynı şekilde. Sonra pwd. Bu da. Pwd confirm. Burada confirm olacak. Onu güncellemiştik. PVD kısmında password olacak. Burada email. Aynı şekilde. Şu an verilerin hepsini aldık. Ha şurada mesela kafa karışmasın, sıkıntı olacaktır. Bakın yukarıda tanımladım zaten. Burada tekrar bu şekilde iki nokta üst üste eşittir kullanırsam bu şu anlama gelecek. Bu scope'larla alakalı bir şey. Mesela ben burada bir şey kullandığım zaman, tanımladığımda buradaki scope'un, şu scope'un dışında bir nesne tanımlaması olduğu için içeride de aynısını kullanabilirim, tanımlayabilirim. Ama bu iki tane farklı nesne, iki tane aynı nesne adına sahip değişken aslında birbirinden farklı hafıza adreslerine sahip olacak.
hafıza üzerinde. Bu kafa karışımına yol açar. Bu Go'nun özelliklerinden bir tanesi. Yani şurada ikisi de farklı skoplarda ama aynı isimlerde nesne tanımlanabilir. Ama şuradakini kullanmamış olacağım için içeride kullanılmayan nesne hatası verecektir vesaire. O yüzden şunları kaldırıyorum. Ben zaten yukarıdakileri burada kullanmak için tanımladım. Bunlar tamam. Şimdi bunları test edeceğim. Testten kastım ne? UName check ve yukarıda helper vardı. O helper'ı açıyorum şimdi. Burada kullanacağım bunu. Helper is empty diyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Diğerlerini de yapacağım böyle. Bu arada istesek aslında şuradaki helper'ı yazmadan, mesela şunu yazmadan nokta koyarak da buradaki helpers package'ı içerisindeki bütün dışarıya açık fonksiyonları, bütün nesneleri şu uygulama içerisinde kullanabilirdik aslında. Şurada helper yazmadan bu şekilde. Bu mümkün teknik olarak. Ama ben bunu özellikle belirttim. İsim belirterek. Bu nokta neyi sağlıyordu? Nokta aslında şurada tanımlanan, import edilen bu uygulamaya, bu Go dosyasına import edilen bir package'in içerisindeki bütün dışarıya açık olan nesnelerin herhangi bir takma isim kullanmadan burada kullanılabilmesini sağlamak oluyor. Ama ben bunu bu şekilde tercih etmiyorum. Helper ve diğer yardımcı nesneleri doğrudan kullanmıyorum ben. Hani doldurmuyorum şeye, application domain'e, uygulamanın. Bu şekilde isimlendirmek daha temiz böyle durumlarda. Bir başkası neydi? Uname check. 4 tane olacak. Bir tanesi de e-mail'i kontrol etsin. Diğeri şifreyi kontrol etsin. Ve diğeri de PVD confirm'i kontrol etsin. Burada ne olacak? PVD confirm check. Sonlarını check ekliyorum. Bu da PVD check. Bu da e-mail check olacak. Temel yapı hazır burada. Sonrasında ne yapıyorum? If uname check. Eğer yukarıdaki, bu arada bunu neden yaptım? Hatırlatayım. Dışarıdan veri aldım ama bu veriler boş mu değil mi? Yani dışarıdan gönderilen veri bana dolu mu geldi? Öncelikle bunu bilmem lazım. Burada ne yapıyorduk? Bu verinin dolu olup olmadığına bakıyorduk. Tamam, onu kontrol ettik. Şimdi geldiğimde bunların hepsini kontrol ediyorum. True ya da false olarak şuraya gelecek bu bilgiler. Bunların hepsi. Ben de şimdi onları if içerisinde kontrol edeceğim. Email check diyorum. Sonra PVD check diyorum. Sonra da PVD confirm. PVD check. Evet. PVD confirm check. Bunu da yaptık. Sonra da bunları eğer, şimdi bunların herhangi birisi, şurada ya da kullandık ya, V değil bu. Mantıksal V değil. Mantıksal ya da. Bu ya da, bu ya da, bu ya da vesaire, bunlardan herhangi birisi true dönerse bu zorunlu olan bilgilerden en azından bir tanesi boş olarak gelmiştir. O zaman ekrana bir şey göstermemiz gerekiyor. fprint fprint f şurada ben response writer'ı veriyorum fprint f'e. Error code diyorum. Error code is şu şekilde, mesela geriye 10 değerini dönsün. -10. Eğer hata varsa. There is empty data diyorum burada. Return olsun. Burası ilk kontrol kısmı hazır. FMT package'ini ekledi yukarıya kendisi. Şimdi bir sonraki işlemde eğer bunlar boş değilse ikinci kontrol mekanizması nedir? Ne olabilir? Zorunlu olarak şu şifreyle şifre kontrol confirm şifre tekrarının eşit olması gerekiyor. Bunu birçok
Yani her kayıt olduğunuz sistemde bunu görürsünüz. Bunların ikisi zaten kullanıcıyı doğru şifre yazmaya zorlamak için yapılan şeyler. Şimdi buraya geldikten sonra gerçek veri tabanı uygulaması olsaydı bu, o zaman şunu yapacaktık. Şurada veri tabanına kullanıcıyı kaydet işlemini yapacaktık. Burada veri tabanı işlemleri. Çünkü temel işlemler hazır. Ama biz burada bir simülasyon gibi yapıyoruz şu an. Burada gene fprint f diyerek şunu oluşturuyorum. İlk parametre olarak w response writer veriyorum gene. Sonra registration successful olsun. Bu işlem başarılı şeklinde. Eğer değilse, mesela şifre ile şifre tekrarı eşit değilse, o zaman ne olacak? O zaman şöyle gene response writer ekrana, yani response writer, bu geri dönecek olan response'a, sunucudan gönderecek olan response'a şunu yaz diyorum. Nedir? Password information must be the same. Evet, bunların ikisi aynı olması gerekiyor gibi bir hata mesajı göstereceğiz. Buraya kadar temel yapı hazır. Şimdi 27. dakikaya giriyor video. Bunu çok uzatmamak için burada kesiyorum. Sonraki videoda devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu çalıştıracağım ve test edeceğim. Burayı go run main go ile çalıştırıyorum. Şimdi güvenlik erişim iznini de veriyorum. Sonrasında herhangi bir arayüzümüz yok. Yine gideceğiz tabii ki postmenimize burada. Şu an çalıştığı. Evet, postmene geldim. Burada bilgileri girdim. Zaten daha önce vardı bu bilgiler. Send'e tıkladım. Bakın registration successful dedi. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki şöyle bir dönelim. Burada herhangi bir mesaj yazmadık mesela. Buraya yanlış bilgi girelim. Mesela şurada sonundaki noktayı siliyorum. Confirm kısmında. İkisinin eşit olması gerekiyordu. Evet. Password information must be the same. Bunların ikisi aynı değil. Bu bir sıkıntı. Sonra bu mesela bir sign up sıkıntısıydı. Mesela kullanıcı adını girmeden gönderelim. O zaman da error code diyor. Mesela there is empty data. Bunlar boş zaten gidemez. Öyle bir iznimiz yok. O yüzden direkt hata olarak döndü. Siz bunu hata olarak değil de gene geriye işte bir mesaj olarak there is empty data olarak gönderebilirsiniz. Temel olarak yapı hazır. Peki bunun login kısmını nasıl yaparız? Hani şu anki registration kısmı, sign up kısmı hazır. Login'de de şöyle geliyorum. Yine benzer bir yapı olacak aslında. Çok bir farklı değil. Şurayı kapatıyorum. Ctrl C ile clear dedim. Her şeyi yeniden başlayacağız burada. Ve R, yani request'in R'ı parse form diyerek temel yapıyı kuruyorum. Şimdi şurada oluşturdum. Yukarıda. Şunu kapatayım bir. Sign up'ı. Yukarıda oluşturduğum uname'i burada da kullanabilirim. O yüzden şöyle iki nokta üst üste eşittiri yapmayacağım. Sadece eşittir yapıyorum. Ne yapacağım? Gene R üzerinden form value'lara erişeceğim. Ve burada email bilgisi. Pv'de r.formValue password diyorum. Bunların ikisine erişmem yeterli burada. Login kısmında. Tabii burada duruma göre işte username üzerinden de bu kontrol işlemlerini yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben e-mail üzerinden yapıyorum. Uniklik işlemlerini e-mail ile yapıyorum. Ama ek olarak username de desteklenebilir mesela. Kullanıcı hangisini girerse onunla yönlendirirsiniz. Mesela bu da bir ödev olabilir. Buradan diyelim e-mail adresi aldın.
Şimdi kullanıcı bilgisi içerisinde, mesela şöyle, kullanıcı adı içerisinde et işareti kullandırılmaz teknik olarak. Yani izin verilmez buna. Bu e-mail adresi içerisinde olur. Kullanıcı adında değil. Eğer mesela içerisinde et işareti varsa, bu da bir araştırma ödevi olsun size. İçerisinde et işareti varsa gelen verinin, hani e-mail değil de bu sefer data olarak tutabilirsiniz mesela. Eğer orada et işareti varsa bunu doğrudan e-mail olarak değerlendirip e-mail şifre sorgulaması yapabilirsiniz. Eğer et işareti yoksa bunun bir kullanıcı adı olduğunu tahmin edip kullanıcı adı şifre sorgulaması kombinasyonu yapabilirsiniz. Bu da bir ipucu olsun. Şimdi e-mail check diyorum. Yukarıda oluşturduğum helper'ı kullanarak yine bir kontrol işlemi yapacağım. Boş mu değil mi diye. Is empty. Ne yapıyorum burada? E-mail'ı kontrol. Aynı zamanda sonrasında şifreyi kontrol. PVD. Bu da tamam. Sonra bunları kullanalım. Check. E-mail. FMT. Ekrana düzeltiyorum. Ekrana değil. Response. Response ile client tarafına bir mesaj göndereceğiz. Bu mesajımız nedir? Yukarıdaki ile aynı. Şuradaki yapıyla aynı işlem. Hatta bunu da bu sefer hata olarak değil de bir mesaj olarak gönderelim sadece. Hatta yukarıdakinde de öyle yapalım. Sign up'ta da mesela. Bu hata olmasın. Bir mesaj göndersin sadece. Şuradakiler gibi. Bu temel yapı hazır. Return de ediyoruz. Eğer sıkıntı varsa. Sonrasında bir sanki veri tabanından bu sorgulamayı yapıyormuş gibi bir simülasyon yapacağız. Yani login, kullanıcı bilgi girdi. Eğer o veri tabanındaki veriyle uyuşuyorsa giriş yapabilecek. Ama veri tabanını sorgulamayı yapmıyoruz burada. O yüzden şu şekilde DB PWD diyerek ben bir sanki veri tabanındaki bir veriymiş gibi şöyle bir veri oluşturuyorum mesela. Bunu kullanacağım. Hatta şöyle kısa olsun biraz. 1, 2, 3, 4 ünlem işareti, yıldız ve nokta şeklinde. Bu da DB email. cihan.özhan@hotmail.com diyorum. Burada da. Sonra genel yapı hazır. Şimdi bunu ben kullanıcının gönderdiği API üzerinden gönderdiği veriyle karşılaştıracağım. Kıyaslama yapacağım. Bakın dışarıdan gelen e-mail ile DB email eşit mi ve PWD ile DB vesaire eşit mi? Bunların ikisinin de eşit olması şart burada. Mantıksal AND kullandım. Fprint ln diyorum. Şöyle response writer'ı yazdım ve buraya da mesajımı yazıyorum. Successful dedim. Login successful olsun. Şöyle else diyorum. FMT fprint ln response writer'ı verdim gene. Sonrasında login failed diyorum. Bu kadar. Tamamen bu kadar. Bitti. Bunu test edeceğiz şimdi. Güvenlik soracak bize gene. Sordu. İznimizi verdik. Şimdi hemen postman'imize geçtik. Postman'da ne yapacağız? Şimdi burası artık login olacak. Şurada şurada gene aynı şekilde göndereceğim. Ama username göndermeyeceğim mesela. E-mail ile şifre gidecek. Confirm yok. Mesela şu şifre yanlış. Şu an gönderdiğimde. Bu arada postla gönderiyorum yine. Bakın login failed. Çünkü benim şifrem neydi? Şu şekildeydi. Ünlem, soru işareti, nokta şeklinde.
Şimdi login successful. Şimdi mesela e-mail'ı göndermesem there is empty data. Data. Şifreyi de gördünüz zaten. Bakın basit bir login işlemi yapmış olduk diyebiliriz. Burada küçük bir postman özelliğini de söylemek gerekirse biz burada bunu seçtik. Ama mesela eğer JSON ya da XML gibi bir dosya göndererek bu işlemleri yapmak isteseydik onu RAW üzerinden buraya JSON ya da XML verisini yapıştırarak göndermemiz gerekirdi. Eğer binary olarak bir şey göndermek isterseniz bu da binary'den kastımız şu oluyor. Mesela bir dosya yükleme işlemi, bir upload API'sini test ediyorsunuz diyelim. Resim, video vesaire neyse. Orada dosyayı seç dersiniz burada. O API'ye bunu gönderebilirsiniz. Binary üzerinden. Bunlar da dipnotlar olsun. Şöyle bir kontrol ediyorum. Başka bir şey var mı? Şu an için yok. Bu yeterli.